Evet arkadaşlar, şimdi Galaxy S3 i9-13300 ekran değiştireceğiz. Cihazımıza sökelim. Artı renk değişimi olacak cihazda. Cihaz füme ve beyaz olmalı sistemde. Dikkatli bir şekilde söküyoruz yuvalarımıza, sağlıklı olması açısından. Şöyle buzzer'ımız, farklı buzzer birlikte. Bunlarda önemli olan bu zaten. Dikkatli bir şekilde söktüğümüzde çok kolay çıktı. Demek ki daha önce bu cihaz bir işlem görmüş. Evet, işlem görmüş. Sanırım on-off switch'ten işlem görmüş. Neyse. Böyle yan ses filmimizi alıyoruz sağlıklı bir şekilde. Sensör ön kameranın da şöyle alalım. Şimdi ayalım ekranı. Öncelikle şöyle söyleyeyim, ekranı deneyeceğiz. Ama deneme dönücü şu ayrıntıdan bahsedeyim size. Şu termal macun, şu etiketin bulunduğu kısım termal macun var. Mesela bazı teknik servisler bunu unutabiliyor. Ama bunu mutlaka sökün arkadaşlar. Çünkü soğutması için, işlemciyi soğutması için bu var burada. Üzerinde etiket kaldığı zaman cihaz ısınma yapar belli bir kullanımda. Yani önemli bir ayrıntı. Mutlaka mutlaka onu öneririm. Sökün, unutmayın, dikkat edin ona. Başka bir ayrıntı, cihazı toplamadan önce mutlaka deneyin arkadaşlar. Yani ekranları aldığınız ürünü tedarikçiniz ne kadar sağlam olursa olsun hata çıkma olasılığı olduğu için ekranı deneyin, sonra toplayın. Yani daha sonra sorun yaşarsınız, tekrar sökmek, tekrar dağıtıp toplamak zorunda kalırsınız. Bu yüzden denemek her zaman prensibiniz olsun. Her şey için. Evet. Ekran kilidi. Her zamanki gibi. Bu tür durumlarda yani ben bazen istiyorum müşteriden ekran kilidini kaldırmak için, yani test etmek için istiyorum ama bazen müşteriler vermeyebiliyor. Yani sonuçta kişisel veriler var. Teklif bile etmiyorum aslında ama çok nadiren. Ama genel manada ben tedarikçime güveniyorum. Bir sıkıntı olmadığını da gördüm zaten. Şimdi yavaş yavaş toplayalım cihazımızı. Şu kulaklıktan başlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar, ince ayrıntı deneyeceksiniz, test edeceksiniz. Sonrasında bunu sorun yaşamamak için, kafanıza rahat olsun diye öneriyorum, yapın yani. Daha sağlıklı olur.
Şu anten olayı gerçekten çok gıcık bir durum yani. S3 nerede onu kaldırmışlar. S3 nerede bu durum yok. Bir üst versiyonuna. Doğrusu olarak da iyileştirmeye gitmişler zaten. O yüzden S3 ne bu tür cihazların içinde daha sağlıklı bir cihaz. Yerleştirelim. Orta kasamız. Şimdi şu cihazda şöyle bir ayrıntı var. Onun fayanses plastikleri bayağı bir yıpranmış. Ekran üzerinde çoğu zaman geliyor aslında ama bu ekranda gelmedi. Ben de onları yenileyeceğim. Daha temiz, daha yıpranmamış bir off-stage takmaya çalışacağım. Plastik. Evet. Plastiklerimiz. Bunlar bir tık daha az yıpranmış. Evet arkadaşlar, tamamdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.